sigortamıza, ikili otomatımıza faz kablomuzu giriyoruz. Nötr klemensine nötrümüzü giriyoruz. Toprak klemensimize buradaki toprak kablosunu giriyoruz. Faz kablosunun çıkışını alıyorum. Kaçak akıma giriyorum. Nötr çıkışımı kaçak akımın nötr girişine giriyorum. Tekrar kaçak akımdan çıkan fazımı sigortalara dağıtıyorum. Sigortalara yukarıdan dağıtıyorum. Kaçak akımdan çıkan nötrümü nötr klemensine giriyorum. Bağlantımız bu şekilde. Eğer ki sigorta kutusu bağlarken faz ve nötrümü korumak için ikili otomat kullandım. Kullanmayabilirsiniz. Ben niçin kullandım? Çünkü hani faz nötr buradan sonraki sigorta ve kaçak akımların üzerinde olası bir arıza olduğu vakit arızaya müdahale etmek için, özellikle kaçak akım üzerinde enerjiye müdahale etmek için, buradan enerji akışını kesmek için ikili otomat kullandım. Kaçak akımın çıkışından enerjimi nereden vermişsem enerji dağılışını oradan yapıyorum. Kaçak akımın faz çıkışını ben buradan verdim. Sigortalara buradan dağıttım. Kaçak akımdan çıkan fazı buradan verseydim sigortalara enerjimi buradan dağıtacaktım. Biliyorsunuz arkadaşlar, alternatif akımda enerjinin yönü yok. Yani enerjinin yönü yok ne demek? Alternatif akımda sigortaya her türlü giriş çıkış yapabilirsiniz. Buradan giriş yapıp buradan da çıkış yapabilirsiniz. Buradan giriş yapıp buradan da çıkış yapabilirsiniz. Ama kural olarak enerji dağılışı yukarıdan yapılır. Buradan daireler beslenir. Buradaki toprak hattından toprak alınır. Sigortadan faz alınır. Nötr klemensinden nötr alınır ve priz linyası beslenilir. Yine tekrar ikinci sigortamızdan bir faz alınır, nötrden nötr alınır ve aydınlatma linyesi beslenir. Bu şekilde arkadaşlar sigortaları buradan sonsuza kadar dağıtabilirsiniz. Ama buradan besleyeceğiniz malzemeler, cihazlar sınırlıdır. İdeal sigorta kutusu bağlantısı bu şekilde.